Evet kıymetli dostlar golvar.com'a ve Kayseri Özel Ümit Hastanesi'ne selamlarımı ileterek başlamak istiyorum. Futbolcularımız Vavakars Fatih Karagümrük maçıyla ilgili konuştu. Futbol ağa takımımız Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda konuk olduğu Vavakars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve maçın ardından futbolcularımız Edin Ceko 1, Michi Batshuayi 2 ve Fred Yayıncı Kuruluşa konuşmuşlar arkadaşlar. E, ee, öncelikle şunu da belirtelim. Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımımızın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu da futbolcularımız tebrik ediyorlar. Ki bunu da hak ettiler. Fred evet, iyi bir reaksiyon göstererek iyi bir sonuç aldık diyor. i̇yi yani bir maç çıkardık. Özellikle ikinci yarıda takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarıda birazcık seviyemizin altındaydık. Birazcık mı? Bayağıcık bayağıcık Soyunma odasında neler düzeltmemiz gerektiğine dair bir çok fazla konuştuk ve iyi bir reaksiyon göstererek iyi bir sonuç aldık. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için de çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan, yardımcı olan tüm sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bir dakika burada bir sihirli bir cümle var. Anlayın bakalım ne? Şu an kendimi iyi hissediyorum. Takıma yardım etmek için hazır hissediyorum. Tekrar sağlara döndüm. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor. Ama ben olmadığım zaman da biz iyi bir takımız. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir takım. Takıma katkı sağlayabildiğim için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyor. Edin Dzeko sadece gollerimle değil saha içerisinde de savaşarak takımım için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şimdi o da yine aynı şekilde basketbol takımımızı tebrik ederek söze giriş yapıyor. Son zamanlarda maçlara biraz yavaş başlıyoruz. Yavaş pas yapıyoruz ve çok fazla pas hatası yapıyoruz. İlk yarıda bizim için böyleydi. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. İlk golü yedikten sonra maçlara çevirmek her zaman daha zordur. Ama belki de bizim uyanmamız için ilk golü yememiz gerekiyor. İkinci yarıda iyi bir oyun sergiledik. Hatta maçı daha erken koparabilirdik. Çünkü bunu yapabilecek şanslar yakaladık ama en önemlisi 3 puan almaktı. Fatih Karagümrük iyi bir takım. Ligde bulundukları durumu hak etmiyorlar diyor. Ve Fenerbahçe tarihinde 20 golü geçen 5. yabancı oyuncu oldu Redin Ceko. Bunun hakkında ise Fenerbahçe beni bu yüzden buraya getirdi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sadece gollerimi değil, saha içerisinde de savaşarak takımım için her şeyi yapmaya çalışıyorum ki bence en önemlisi bu diyor. Bence de en önemlisi bu. Yani kesinlikle bence de en önemlisi bu. Onu da belirtelim. Edince diyor ki bence oyuncu fark etmeksin herkesin takım olarak hepimizin aynı şekilde koşması gerekiyor. Özellikle geriye dönerken hepimizin aynı şekilde çok koşması gerekiyor. Çünkü takıma ancak bu şekilde yardımımızı gösterebilirsiniz ki bu bizim takımımızın mantalitesi. Herkesin kendisinden önce takımı düşünmesi gerekiyor. Zaten takım performansı iyi olduğu zaman bireysel performansımız da iyi oluyor. Tıpkı bugünkü gibi. Bugün takım olarak iyi bir performans sergiledik. Özellikle ikinci yarıda. daha iyisini yapabilirdik ama bitti artık diyor. Yeni sayfaya geçiyoruz önümüzdeki maça perşembeye odaklanıyoruz ve tarafları davet ediyorum. Oraya gelsinler. Bize büyük bir destek göstersinler. Oyuncularımız top kaybettiğinde, gol kaçırdığında, pas hatası yaptığında da oyuncularımızın arkasında olsunlar. Bak burası önemli bir şey ha. Alkışlasınlar, ıstıklamasınlar, destek versinler. Bizi bir sonraki dakikalara en iyi şekilde hazırlasınlar. Çünkü bizim için en iyi destek bu şekilde olur diyor. İnşallah mesaj alınmıştır. Michi Batshuayi güçlü bir reaksiyon gösterdik ve Fenerbahçe'nin gücünü sergilemiş olduk. Şimdi Batshuayi galibiyet golünü attı biliyorsunuz. Penaltıdan da olsa ki stres işidir. Komplike ve zor bir maçtı. İlk yarı kötü olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı çok daha iyi performans ortaya koyduk. Özellikle devre arasında maçın gidişatına alakalı çok konuştuk. Hocamız bize gerekenleri söyledi. İşleri değiştirmemiz gerekiyordu. Başardık güçlü bir reaksiyon yaptık. Sakatlıktan dönüş yaptım ve şu anda her şey yolunda gidiyor. Maalesef takım içerisinde çok fazla sakat oyuncu var. Bu normal aslında çünkü çok fazla maç oynuyoruz. Hafta içi bu maç öncesi çok fazla çalıştık sahada olabilmem adına ve diğer sakat arkadaşlarımın da geri dönüyor olması bana göre çok önemli. Herkese ihtiyaç duyuyoruz. Umuyorum bu sakatlıklar tekrar olmaz ve rekabetçi bir ortamda ligin sonuna kadar istediğimiz hedeflere ulaşma noktasında çalışmalarımızı sürdürürüz. Sağlık ekibimizi tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyor. İnsanlar beni gayet iyi tanıyorlar. Bu kulüp içerisinde iyi çalışan insanları gördüğüm zaman tebrik etmek istiyorum. Bunu takdir etmek istiyorum. O anda onlardan biriydi. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Samandıra'da çok fazla kişi çalışıyor ve herkes elinden gelen en iyisini ortaya koyuyor. Herkese teşekkür ediyorum diyor. Gol sevincine ilgili. Tabii o da son olarak bir tebliğim de Kadın basketbol takımımız onlar da bugün zaferle ayrıldılar. Elde ettikleri zaferden dolayı aynı şekilde onları da kutluyorum. Kazanmak güzel diyor. Şimdi gelelim İsmail Kartal'a. İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın açıklamaları yalnız bomba cümleler de var. Tabi e, ilk yer oynadığımız futbol bize fazla yakışmadı. Rakibimiz de buna izin vermedi. Onlar da bu maça çok iyi hazırlanmışlar. İlk devre istediklerimizi yapamadık. Rakip de buna izin vermedi. İyi mücadele ederek bizi kapattılar. İlk yarının sonunda bir gol yedik. bir sıfır geri düştük. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncularımın silkelenmesi, kendilerine gelmesi gerekiyordu. Gerekli ikazları yaptık. Şimdi bak. Gerekli ikazları yaptık. İkinci araya başladık. Kendimiz gibi oynamaya başladık. Pozisyonlar bulduk. Hemen maçı lehimize çevirmesini bildik. Daha farklı da kazanabilirdik. Çok net pozisyonlarımız var. Bunları değerlendiremedik. Şampiyonluk yolunda 3 puan almak çok önemli bir adım da aldık. 3 günde bir maç oynuyoruz. İlk devre kendimiz gibi değildik. Yani uzun zaman sonra ilk devre bu kadar kötü oynadık demek istiyor. Biz güçlü takımız, güçlü karakterli oyuncularımız var. Üstesinden geliyoruz diyor. Fatih Karagümrük iyi bir takım. Tolunay Hoca iyi bir takım yaratmış diyor. İyi bir oyun felsefeleri var. iyi mücadele ediyorlar. Bugün bizi gerçekten çok zorladılar. Yani başarılar diliyorum diyor. Fenerbahçe Alagöz Holding hakkında da konuşuyor. Onları da tebrik ediyor. Kurniç ve Livakovic ikisine değiniyor. Şimdi bugün Şimanski cezalı. Okey. Mert Hakan yandaş sakat. Evet, biliyoruz. Elimizde oyuncu yok. Her oyuncumuzu kullanmaya çalışıyoruz. Kuruniç belki girdiği pozisyona gol atsam hem kendi rahatlayacak hem takım olarak bizi rahatlatacaktı. O golü kaçırdı ve kaçırınca da demoralize oldu. Sonuçta bütün oyuncular bizim oyuncumuz. Bazı maçlarda bazı oyuncular iyi oynar. Bazı maçlarda beklentilerinize cevap vermez. Sonuçta tüm oyuncularımız bizim için değerlidir. Kurun işte değerli oyunculardan biri diyor. Livakovic özellikle ilk devre e, yani özellikle ilk devre özellikle ikinci yarı diyor. İlk devre özellikle ikinci yarıda. Bu sezonun bence en iyi performansını ortaya koydu. Livakovic'i de ayrı tebrik ediyorum diyor. Ben zaten maçın adamı seçtim Livakovic'i. Başkası konuşamaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Affınıza sığınarak. Livakovic de küfürle çalışıyormuş. Değil mi arkadaşlar? Yani beğenebilir misiniz? <laughs> Çünkü Livakovic perşembe günü bizden baya baya bir küfürler yedi. Yani olmaması gereken bir performans sergilediği için. Demek ki o da Valencia'nın yolundan ilerliyor. Şimdi 90 artı 7'de rakibin oyuncusu ikinci sarıdan kırmızı yiyor hakemi aldatmaya yönelik hareket. Ben tekrar tekrar baktım. Yani hakemi aldatmaya yönelik hareket yapmasa bir adım daha atsa penaltıyı belki de kazandıracaktı. Ha, Mert Müldürr tabii ki dikkatli olması lazım ama milyonlarca taraftar 10 saniye nefes alamadı. Bizde de bunu kimsenin yaşatmaya hakkı yok ama önce Fenerbahçe'nin de kaçırdığı çok net pozisyonlar var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara da. Fenerbahçe ilk var hakemi deneyiminde Türk hakeme rağmen mi maçı kazandı? hakemle mi maçı kazandı? Günün tartışılan konusu bu. Hani Fenerbahçe hakemle mi kazandı başka şekilde mi? Şike mi var? İnanın sosyal medya öyle bir lağım çukuruna dönüştü ki kendimizi ifade edemiyoruz. Ben böyle başlık attığım zaman diyorlar ki sen Fenerbahçe düşmanı mısın? Niye böyle başlık atıyorsun? Ne atmam lazım? Ya arkadaşlar mecburum. Sesimi duyurmaya mecburum. Sizler de mecbursunuz. Bu sesi duyurmaya sizler de mecbursunuz. Yani şu videonun izletilmesi için elinizden geleni yapmanız lazım. Şu kanala abone çekmeniz lazım. Ya da sadece Fenerbahçe olarak bizim kanalda Fenerbahçeli kişileri takip etmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Google'a Fenerbahçe Alagöz yazınca Sarlı konfeti ile beraber Fenerbahçe Euroleague Kadınlar Şampiyonu yazıyormuş. İşte koçum benim be. Koçum benim be. İşte bu. Şimdi ben kısaca size şöyle anlatayım. Çok kısa. Gözünün önündeki penaltıyı vermeyen bir hakem. Hakemi uyaran var hakemi ile Fenerbahçe haklı bir penaltı aldı. Bakın bu önce benim paylaşımım. Sonra hakem yorumuna zaten geçeriz. Hakem yorumu işin en kolay tarafı. Anlatabiliyor muyum? Bu işin en kolay tarafı. Bu arada bir karar daha geldi. Şimdi bakın bu benim cümlelerim. Dikkatlice bir daha söyleyeyim. Gözünün önündeki penaltıyı vermeyen hakem, hakemi uyaran yabancı var hakemiyle Fenerbahçe hak ettiği bir penaltıyı aldı. Bu benim düşüncem. Sonrasında hakem dedi ki ben bir eyyam yapayım. Fener'i hakemlerle kolluyorlar eyyamını yapayım. Fenerbahçe nasıl bu maçı alacak dediği pozisyonda eyyam yapamazsın. Bu penaltı haksız diyerek hakemi düzelttim. Not Fenerbahçe'nin ilk golünde 26 numaralı oyuncu Osayi'ye yaptığı sarı kartlık bir faul var. Avantaja bırakıp sarı kart vermiyor. Gol sonrasında sarı kart vermesi lazım. Vermiyor. Verse 55. dakikada o ile didişen bu arkadaş ikinci sarıdan atılacak. Fenerbahçe hem 2-1 önde hem rakip 10 kişi kalacak. Artı maçın orta hakemi baktı ki hakemlik elden gidecek. Bir daha para mara alamayacak. Bu sefer gördüğünü çalmaya başladı ve rakibin hak ettiği kırmızısını verirken kendini yere atan oyuncuya da direkt ikinci sarıdan kırmızıyı rahatlıkla verdi. Eğer yabancı var hakemi olmasaydı. Bakın adalet nasıl işleyecekti. Fenerbahçe o sayıya yapılan penaltıyı alamazdı. Vermezdi. Vardakiler de uyarmazdı. Haksız mıyım? İrfancan Kahveci'ye yapılana zaten penaltı vermezdi. Yanlış anlamayın. Burada verdiğini. Burada İyam için verdi. Biz niyetini anladık zaten. Devam ettirse İrfancan'a penaltı pozisyonu var. Top o sayının önünde. O sayı ceza sahası içinde altı pas çizgisinin sağında. Bize göre atak gününe göre sağında. yani Direkt kare karşısında hayvan gibi vursa gol olacak. İnsan gibi vursa yine gol olabilir. Düşünün bak. 5 saniye geriden verse. Yani avantajı orada oynatan kişi burada oynatamaz mıydı? Oynatırdı. Fred'e yapılan insanlık dışı faule sarı verir geçiştirirdi. Bakın o sayıya yapılana penaltı vermez. İrfancan'a yapılana zaten vermez. Fred'e yapılana sarı kart verir geçiştirir. Son dakikadaki pozisyonda da kara gümrük lehine penaltı verirdi. Aradakiler de düzeltmezdi. Kısacası Fenerbahçe hakemle kazandı diye ağlayanlar aslında çok iyi biliyorlar ki Fenerbahçe adaletli yönetim sayesinde kazandı. Fenerbahçe adaletli yönetim sayesinde kazandı. Benim her zaman bir cümlem var. Ne derim? Eğer hakemler Fenerbahçe maçını adil yönetsin ilk Fenerbahçe taraftarı der ki hocam şike mi yapıyoruz? Yani hakem bizi mi kolluyor derler. Galatasaray maçlarında hakemler adil yönetsin Galatasaray taraftarı der ki hakemleri Fenerbahçe satın almış derler bunu çok yaşıyoruz. Kendi maçlarını eğer hakemler adaletle yönetse zaten neler göreceğiz, neler de. Bakalım bakalım belki yaşımız yeter görürüz. Şimdi Türk hakemlerine ince bir mesaj olsun. Adam gibi maç yönetmek yerine falanca takım şampiyon olsun diye maç yönetmeyi sürdürürseniz yakında ekmeksiz kalırsınız. Benden tavsiye yol yakınken adam gibi maç yönetin, adaletle maçlar yönetmeye başlayın. Şimdi buradan atlıyorum, zıplıyorum. Fırat Aydınus ve Trio ekibine. Fırat Aydınus. Kara Gümrüğün attığı golden önce İsmail Yüksek'e yapılan hareket. Gol. Gol kararı hatalı. <laughs> Sadece Fırat Aydınus dedi değil mi? O yüzden gol kararı hatalı diye hemen ver. Sen de Mustafa Cacak alsın. Fenerbahçe'mizin 7 gol öncesi. İsmail Yüksek'e yapılan müdahalede. Hakemin kararı doğru mu? Bülent Yıldırım. Yanlış. Deniz Çoban. Yanlış. Bahattin Duran yanlış. Golün iptali gerekirdi diyor. Şaka gibi değil mi arkadaşlar? Gerçek, gerçek. Yani Fırat Aydın Usta, Bülent Yıldırım da, Deniz Çoban da, Bahattin Duran da hepsi de gol öncesi faul olduğunu söylüyor. Ve bu golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Ne kadar garip değil mi arkadaşlar? Devam edeyim. Ben yine devam edeyim. Fırat Aydınus diyor Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru karar. Muhtemelen bunlar da doğru karar diyecekler. Ryan Mendes'in kırmızı kartı doğru karar. İnsanlık dışı bir faul. Net kırmızı kart. Fenerbahçe'nin iptal eden penaltısında iptal kararı doğru. Öyle bir penaltı yok. A ikinci sarı karttan atılması doğru karar diyor. Hani ben videoyu çektiğim esnada e, şunu da söyleyeyim. Karagümrün attığı golden önce diyor. Güven havadaki sol ayağını getirerek İsmail'i çelmeliyor. Bu çelmeleme hareketi faul ancak hakem böyle bir yorum yaptı. Bu maç bu pozisyonda 1-0 bitseydi bu var hakemi çok konuşulurdu diyor. Hani bu hakemin takdiri demeye getiriyor bir nevi ama olanları da söylemiş oluyor. Şimdi e, Trio ekibinin de cevapları var. Evet Fenerbahçe'nin Osa ile kazandığı penaltıya da görüş birliği vardı bütün hakemler. Yani İsmail'e yapılan bütün hake, hareket yani İsmail'e yapılan hareketi bütün hakemler faul. Fenerbahçe'nin yediği gol haksız. O gol iptal edilmeliydi diyor. O sayıya yapılan harekete bütün hakemler görüş birliğinde penaltı diyor. 2. İrfancan Can Kahveci'nin pozisyonuna da Tugay Kağan Numanoğlu penaltı diyor. Geri kalan bütün hakemler değil diyor. 3. Yani hakem skora etki eden 3 tane şey yapıyor, hata yapıyor. Sadece burada. Ve ben dediğim gibi 26 numaralı oyuncu 55'te ikinci sarıdan atılmalıydı. Öncesindeki attığımız ilk golde o sayıya attığı bir tekme var. İkincisi de malum. Düşünün bak. Bu hakemler bu işten ekmek yiyorlar. Yani bu hakem. Ha, şunu da söyleyeyim. Karagümrük kara golünden önceki İsmail harekete hakemler var karışamaz diyor. Orta hakem vermeliydi diyor. Yani sonuç olarak orta hakemleri de yabancı hakem yapmak lazım arkadaşlar. Fenerbahçe hakkıyla bir 3 puan alıyor. Diğer görüşlerde bakın arkadaşlar yazın. Hocam sen öyle demiştin ama tam tersi falan filan diyorsanız buyurun ben buradayım yazabilirsiniz. Ben daha tamı bilirim. Ancak şunu belirteyim. Fenerbahçe hakkıyla hak ederek bir 3 puan alıyor. Hem de orta hakem, Türk hakemin durdurmaya çalışmasına rağmen. Şimdi anladınız mı? VAR hakemi e, kime daha iyi bakıyor? Oo bu arada Mehmet Büyükekşi'nin ilgili acil sıcak kararlara hazır olun arkadaşlar. Bununla ilgili de küçük bazı bilgiler geliyor. Yani durum bu. Şimdi siz bana söyleyin arkadaşlar. Fenerbahçe hakemle mi kazandı? Başka şekilde mi kazandı? Şike mi var? Ha bu arada şike derken aklıma geleni de söyleyeyim. Diyorlar ki Karagümrük Fenerbahçe'ye yatmış olabilir mi? Ulan Tolunay Kafkas Ümit Milli takıma İsmail Yükse'yi almıyor. Arda Güler'i almıyor. Fenerbahçe forması giyiyor diye. Bu kadar Fenerbahçe kiniyle Nefretiyle hareket eden bir isim sizce Fenerbahçe'ye yatırmış olabilir mi? Hadi onu da geçtim. Hadi onu da geçtim. Onu da bir tarafa attım. Allah aşkına, elinizi vicdanınıza koyun. Mendes Mendes'te, de Türk değil. Hani Türk olsalar derim ki belki derim hani kalpleriyle akıllara çelişmiştir. Hani Fenerbahçeli olabilirler. Bilerek yemişlerdir kırmızıyı falan derim. Birisi 90 artıda yiyor. Birisi bilmem 80'e doğru yiyor. Yani yiyecek adam ilk yerden yerde. Neyse. Bazı arkadaşlar için soğuk su önerebilirim. Erikliği içebilirsiniz. Ramazan bittiği için arkadaşlar. Ben suyu içebilirsiniz. Bey suyu içebilirsiniz. Başka şey de içebilirsiniz. Ee, bu arada su sponsor olmak isteyen varsa koli koli su göndersin bana. Canlı yayınlarda videolarda falan içerim. Reklamı da bedavadan yaptırmış olursunuz. Böyle çok maliyetli bir şey istemiyorum yani. Sadece su göndereyim yeter. <laughs> Görüşmek üzere dostlar.